Yüzbaşı gavur mümin, tarihimizin derinlerinde namını, şanını, nefsini vatanın kurtuluşu için bir kenara atmış kahramanlarımızdan biri. İzmir'de 1892 yılında dünyaya gelen İbrahimoğlu mümin, 1911 yılında Beylerbeyi Yedek Subay Okulu'ndan teğmenin rütbesiyle mezun oldu. Balkan Savaşları ve 1. Dünya Savaşı'nda çarpıştı. İzmir'in işgalinden hemen önce Jandarma Genel Komutanlığı'nın talimatıyla İzmir Jandarma Alay Komutanlığı'na görevlendirildi. İşgal günlerinde İzmir'de bulunan Yüzbaşı Gavur Mümin, işgal altındaki şehirde güçlü bir yeraltı teşkilatlanmasına sahip olan asker ve sivillerden oluşan Türk istihbaratının önemli bir üyesi olarak görev aldı. İşgal sırasında Yunan askerlerine esir düştü ancak bir yolunu bulup kaçmayı başardı. İşgal kuvvetlerinin güvenini kazanan dönemin İzmir Belediye Başkanı dayısı Hacı Hasan Paşa sayesinde İzmir'de kaldı. Fesi çıkardı, fötür şapka taktı. Çok iyi Rumca konuştuğu için işgalcilerin ve Rumların mekanlarına girip çıkarak güvenlerini kazandı. Bir süre sonra işgal kuvvetleri komutanı Zafiryon'un da gözüne girmeyi başaran Yüzbaşı Gavur Mümin, Yunan işgalini kolaylaştırmak için işgal kuvvetlerine sözde yardım etmeye başladı. İşgalcilerle ilişkisi yüzünden İzmirli Türkler Mümin Bey'e Gavur Mümin, Hain Mümin lakabını taktı. Sürekli hakaretlere uğrayan Gavur Mümin, kendisi tarafından kaleme alındığı ileri sürülen bir notta bu durumu şöyle açıkladı. Kurtuluşu için ölesiye, öldüresiye dövüştüğüm İzmir'de yüzüme bile tükürenler oldu. İtiraf edeyim ki o tükürükler, çarpıştığım cephelerde yediğim kurşunlardan daha fazla acı ve ızdırap verdi bana. Ama ne yapayım ki o sırada içerisinde bulunduğum durum ve şartlar gerçekteki durumu açıklamama engeldi. Ölmekten değil de bir şeyden çok korkuyorum. Gerçeği anlatamadan ölmek ve tarihe bir vatan haini olarak geçmek. İşgalcilerin güvenini kazanan Yüzbaşı Gavur Mümin, Yunan karargahından elde ettiği bilgileri Anadolu'ya iletiyordu. Bu bilgiler Yunan ilerleyişini ciddi ölçüde etkiliyor, Ankara'ya hazırlık için zaman kazandırıyordu. Ancak Mümin Bey, Türk kuvvetleri arasında düşman için çalışan işbirlikçi bir ajanın ihbarı üzerine Yunan istihbaratı tarafından açığa çıkarıldı. Müebbet hapis cezasına çarptırılarak Atina'ya gönderildi. Kurtuluştan sonra Türk-Yunan esir değişimi sırasında bizzat Mustafa Kemal'in emriyle General Trikopis'e karşılık takas edildi. Mümin Bey yurda döndükten sonra da türlü zorluklarla karşılaştı. Çok sevdiği askerlik mesleğine dönmek için yaptığı başvurular uzun süre reddedildikten sonra kabul edildi. Albaylığa kadar yükseldi. Van Mıntıka Komutanlığı yaptı. Albay rütbesiyle görevli olarak Hakkari'ye giderken Zatürre'ye yakalandı. 24 Ocak 1948'de hayatını kaybetti. Kurtuluşu için ölesiye ve öldüresiye dövüştüğü İzmir'de kavga dolu hayatı son bulan Gavur Mümin'in Balçova'daki mezarında Kurtuluş Savaşı'nın bir numaralı casusu yazısı olduğu kayıtlara geçti. Ancak şu an da öyle bir yazı bulunmuyor. Albayın ölüm ilanı 25 Ocak 1948 tarihli Demokrat gazetesinde yer aldı. İlanı eski bir dost imzasıyla arkadaşı yazmıştı. İlanı yazan arkadaşı ona ait şu cümlelere yer verir. Tarih büyük ve kalabalık yer. Şayet her vazifesini yapan oraya girmeye kalkışırsa burada olduğu gibi orada da birbirimize gireriz. Ben sadece vazifemi yaptım.